İki aydır biraz da siyasi nedenden dolayı bu olay kaynaklanıyor. Seçimlerden dolayı, muhtarlık seçiminden dolayı bizim esnaf arkadaşlardan bir tanesi adaydı orada. Ondan dolayı biraz sıkıntı, Çetin Karagözoğlu adaydı. Ondan dolayı biraz sıkıntı bize yansıyor. Yansımaması lazım. Siyasetle bizim işimiz yok. Biz hizmet veriyoruz. İki aydan beri seçimden bu yana bir grup öğrenci gruplaşmış. Sadece kavga çıkarsınlar diye, olay çıksın diye para vermemezlik yapıyor. Diyebilir benim param yok. Bir kişidir, üç kişidir diyebilir param yok. Biz üstüne başka yere gidecek kadar para da veriyoruz. Bize denk gelen böyle öğrenciler oluyor. Biz para veriyoruz. Param yok diyebilir ama 4-5 kişi şoför nerede? Şoförü alıp darp etmesi, şoförün darp edildiği, burnu kırıldığı, kafa tasında şişik var. Şu anda hastanede bir şoförü aldık. Darp edildiğine dair bizim raporlarımız var. Ben dün Camili muhtarını aradım. Ben de Adapazarı Bağlar Mahalle muhtarıyım. Muhtarını aradım. Camili muhtar dedi, muhtarım dedim. Sen oradayken kavga oluyor. Neden müdahale etmedin? Müdahale etseydin gençtirler. 5-6 tane öğrenci, 7 tane öğrenci gruplaşmış bir şoföre, bir kişiye şoför para istedi diye saldırıyorlar. Desin param yok. Şoför de eyvallah diyecek, gidecek. Para meselesi değil mevzu. Muhtara soruyorum, neden böyle bir şey yani izin verdin? Senin dibinde oluyor, muhtarın yanında oluyor. Bizim kamera kayıtlarımız var, araçlarımız var. Hep kameralı. Hepsi var. Muhtar bu olaya müdahale etmemiştir. Bilerek. Olay çıkmasın diye etmemiştir. Normal görevidir, insani görevi. Bırak muhtarı. Evet. İki kişi orada kavga ediyorsa, 5-6 kişi bir kişiye saldırıyorsa muhtar el atması lazım. Arkadaşlar bir sakin olun. Durum ne? Yani kasıt var. Kasıt var. Yani 2 TL için hiçbir minibüsü esnafı bu gündeme, bu duruma düşme istemez. Düşürülmesini de istemez yani hiçbir zaman. Bu bir kasıt bir konudur. Daha önce orada duran bir çocuk var. O çocuk okula da gitmiyor. Okul da okumuyor. Burada rektör hocalarıma da sesleniyorum. İsmi Alişan'dır. Soy ismini bilmiyorum. O çocuk 24 saat üniversitenin içerisinde çocuklarla beraber gruplaşma yapmış. Provokatördür başkanım. O çocuk şimdiye kadar 200 sefer de beni aradı. Bu durumu işte şoför böyle yapmış, böyle yapmış. Yani bir öğrenci olmayan, okul olmayan, okulu okumayan bir genç öğrencilerin içerisinde ne işi var? Ben dün muhtarı aradım, ricada bulundum. Bu işe bir el at, sakinleştir, hiçbir sorun, sıkıntı çıkmasın. Bakın biz 35 sene, 40 senelik arkadaşlarız burada hepimizde. 40 senedir biz bu Sakarya'da hizmet veriyoruz. O kadar ki yolculara yol parasını veriyoruz. Hastaneye gidecek, param yok diyor, babam yanımda değil, 5 milyon, 10 milyon, 20 TL neyse yani veriyoruz. Geri gelen de oluyor, gelmeyen de helal ediyoruz. Bu iş para meselesi değil. Değil yani. Parayla ilgisi yok. Kasıt bir mesele var. Biz bunu rektör hocalarımda da ben ricada bulunuyorum. Bir Camili Durak Başkanı olarak ricada bulunuyorum. Ayrıca bir muhtar olarak muhtarım. Bir muhtar olarak rektör hocalarımda ricada bulunuyorum. Okula gitmeyen, okulla alakası olmayan gençleri o üniversitenin okullarına, bahçenin içerisine aldırmasın, almasınlar. Burada orta garajdan arkadaşları aldım. Hepsi bir anda yığıldığı için bazıları iki kişi, üç kişi veriyor. Ben bunların hepsini takip etme gibi lüksüm zaten yok. Sadece bir tanesini arkadan sıyrılırken gördüm. Ücret vermediğini gördüm. Ondan sonra buradan orta garajdan çıkarken de anonsumu yaptım. Arkadaşlar dedim, bakın bir erkek arkadaşımız dedim ücretini vermedi. Dedim bak hani göndersin yok dedim aşağı inerken dedim. O arkadaşa dedim laf söylemeyeyim yani bozmayayım dedim yani. Ondan sonra meslek yüksek okulun durağına gittik. İnerken tanıdım arkadaşı. Dedim ki arkadaşım sen ücretini vermedin. Dedi ki verdim. Arkadaşım sen ücretini vermedin. Sen dedim bu arkadaş dedim paranı o artistik yapan arkadaşın arkasından dedim bindin geçtin dedim. Sen dedim ücretini ver. Dedi ki benim arkadaşım verdi. Kim o arkadaşın dedim. Budur. Sen de bunu gördüm. Arkadaşım ben o kalabalık dedim hepinizi takip etme gibi şansım yok. Dedim verdiyse vermiştir. Yine bir şey demiyorum dedim. Ondan sonra iki yerden ne olacak falan filan. Dedim ben bir durağı arayayım dedim. Sen kimi arıyorsun falan filan. Hayır mısın sen? Başladı bağırmaya çalışan. İlk etapta 3 kişiyle okul yanına gidince bilmiyorum etrafında biri sağ kapıya biri sol kapıya geçti zaten. Ondan sonra aşağı indiğimde orası kalabalıktı. 10-15 kişi çok rahat vardı.
Ondan sonra iş nerede patlıyor? Kamera kayıtlarını küfür izleyelim deyince patlıyor değil mi? Onu da söyle. Evet, aynen. Kamera kayıtlarını okulun orada duraktan çağırdılar hepimiz izleyelim diye. Orada ben arkadaşlara güzelce davet ettiğim şekilde onlar şey yaptı. Hala atar yaptı. Sen kimi alıyorsun falan filan. Sen kimsin gibisinden. Aşağı indim. Ondan sonra bu bana vurmaya kalkınca ben sarıldım. O da bana vurunca canım yandı. Ben de direkt doğal olarak kendimi savunmaya aldım. Yani. Ondan sonra tek kişiydin yani. Evet, kalabalık değildin. Ben tektim abi, tamam bu arada. Yani. Ondan sonra bilmiyorum. Arkadaşlar gelmiş ama. Bakın bak şurada fonteten sürmüş bir de. Şey gitsin diye. Bacağında kafa var ya. Bacağında, da bacağında var. Bacağında varsa aç. Şu, yok, aç göster. Yok yok şuram ağrıyor da. Tamam. Yani kafasında, kafa kemiğinde şişiklik var. Ondan sonra arkadaşlar gelmişti. Ne oldu bilmiyorum. Ben kimseyi görmedim o arada. Zaten nevrim döndü benim doğal olarak. Ondan sonra da olay yaşandı. Oldu bitti yani. Ondan sonra yani küfür etti. Ben evli barklı adamım yani. Kimse kaldıramaz abi. Kim olsa kaldıramaz zaten bunu. Sen kamera kayıtları incelensin. Bizim varsa bir hatamız, suçumuz, bütün Sakarya'da, bütün Alapazar Büyükşehir Belediye Ulaşım Daire Başkanlığı'ndan tutun, komple herkesinden, durak adına hepsinden özür dileyeceğiz. Ama bizim böyle bir hatamız yok. Kesinlikle. Kamera kayıtlarımız var. Kamera kayıtlarımız incelensin. Yani biz sokak kavgası değiliz ki. Biz sabah 6'da kalkarız, millete hizmet ederiz. Ekmeğimizin peşine çıkarız. Camili muhtarına ben burada sesleniyorum. Benim meslektaşımdır. Ben de muhtarım. Ben dün onu aradım. Muhtarım dedim. Sen dedim oradasın dedim. Senin dibinde kavga olmuş. Neden müdahale etmedin? 3-4 tane genç bir şoföre müdahale etmiş. Neden müdahale etmiyorsun? Ben dedi Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğim. Büyükşehir Belediyesi'ne gideceğim. Orada başkanla görüşeceğim. Yani herhalde büyük bir ihtimal muhtar burada kamu hizmeti verdiğimiz 40 tane aracı siyasi yönden bastırmaya çalışıyor. Biz bunu da tasvip etmiyoruz, kabul de etmiyoruz.